Next Level'dan herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Battlefield 1 videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar oyunun senaryo moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çamur ve kan içinde bölümünün kısmının son bölümündeyiz artık. Son bölümün ismi Çelik Çeliğe. Hatırlarsınız ki daha önceki bölümlerde arkadaşlar Siyah Bez tankı çok fazla hasar görmüştü. Bir yerde hatta arızalanmıştı. O arızalanan bölümde de bundan önceki bölümde tamir edebilmek için gerekli olan parçaları toplamamız gerekiyordu. Bujileri. Bujileri toplayıp aracımıza takmıştık ve tankımıza tam yola çıkacakken bölüm bitti tabii ki de. Ve şu anda Çamur ve Kan İçinde'nin son bölümünü arkadaşlar Çelik Çeliği'yi oynuyoruz. Hemen zaman kaybetmeden Çelik Çeliğe bölümüne girmek istiyorum arkadaşlar. I lost my way back there. There's no right way in a place like this. We'll find one. You're the driver. Nice work, boys. Yeah. We did good, didn't we? Aye. Right, sir, that's the last of them. Let's get on moving. Everything right. Everything. My whole son in life. All I've done is live my life by the manual. By the manual! What's wrong with you? You stupid. You stupid bloody machine. Come on. Come on, Bess. Pull yourself together and work with me here. Fuck's sake, I thought you liked to bloody well fight. Evet, tankımız sonunda çalıştı. Evet, sonunda ilerliyoruz arkadaşlar. Bu bölümde gerçekten karşımıza ne çıkacak? Ben de merak ediyorum. Bölümün ismi de Çelik Çeliği ama ups. Lan patlamıyor mu o ya? Sonunda patladı. Evet, şu elin içindeki düşmanları yok edin. Aha, soldan bir tank yanaşıyor. Tank mı o? Evet, muhtemelen tank. Evet, sanırım şu tankı bir imha edersek. Adam ölmedi ya, böyle bir şey yok.
Evet, en sonunda o tankı imha ettik. Evet, düşmanları yok ettik. Hemen tamir etmek istiyorum. Sanırım tanklar gelecek. Çelik çeliğe zaten bölümün isminden de anlaşılıyor. Of. Oradan bir şey... Aha, küçük tank var. Ufak tanklar toplamda 3 atışta patlıyor. Evet arkadaşlar, şu binaları yıkmak gerçekten dehşet zevkli. Aha, bir tane daha tank geldi. Bir tane vurduk. Bir tane daha vursak motoru duracak. Hemen şurada bir tamir etmek istiyorum tankı. 66'ya düştü canımız. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Hop, evet, büyük bir tank geldi. O gitti, şu küçük tank kaldı. O da gitti. Şu arkadaki şeyleri, piyadeleri vuralım da. Onlar da el bombasıyla baya baya ince inceler. Baya canımızı götürüyorlar. Evet, hedefe doğru gitmek istiyorum. Şu... Onu ateş etmeden olmaz yani. Onu mutlaka indireceğim. Demir yolu zaten gözüküyor. İstasyonda onlar da bir yerde muhtemelen. Biz şurada bir tankı tamir edelim de. Anlaşılan orada yine bir çatışmaya gireceğiz. Aha, topa gidiyorum. Şu topu patlatayım. Başkası sürmesin. Orada bir şeye ateş ettim galiba. Orası bayağı çok pis patladı ya. Evet, tanklar gelmeye başladı arkadaşlar.
Yanılmıyorsam bu tanklar yandan çok sağlam hasar oluyorlar. Evet, şu düşmanları da öldürelim. Orada bir araç var. Yerden bir top atışı yapılıyor ama. Evet, şuradan geldi. Bayağı da vurdu ya şuradan ha. Evet, onu hallettik. Hemen tamir etmem gerekiyor. Bayağı hasar gördük yine. Don't let me see any tanks not burning. Find every last one. Bayağı sağlam vuruyorlar gerçekten. Anında 34'ü düşmüş şehir tankın damage'i, canı. Arkadaşlar gerçekten binalara ateş etmek acayip zevkli. Yani hangi binaya ateş etsiniz yıkılıyor resmen. Çok iyi yapmışlar. Zaten DICE bu yıkılma olayını Bad Company oyununda başlatmıştı. Burada da bir üst seviyeye çekmişler. Evet, bir tank daha. Yandan bir tane daha vursam patlayacak galiba. Patlamadı. Şurada bir tamir daha yapmak istiyorum. 70'e düştü. Şu an herhangi bir bölge vermedi ama istasyon, tren istasyonu burası galiba. Evet. Tren istasyonuna doğru bir girelim bakalım. Aha, tank geldi. Lan çıkıyorlar ya. Oo, lan bir tank gelmiş. Sanırım görevi bitirdik. Karşı taarruz kuvvetini yok et. Evet, yeni düşmanlar geliyor. Uygun bir konum bulalım. Yine geldiği tarafı kestirmiş ama arka tarafımızdan geliyor olabilirler mi? Orada bir şey yok. Şu bölgeden. Evet, oradan geliyorlar. Aynen. Böyle gider mi? Evet, bu vuracak. Of, tam kafadan. Bu da vuracak.
O arkasına düştü. Evet, bu vurdu. Bir tane daha vurursam iner mi? İndi. Çok güzel. Şuna da sıkalım. Ah be, işte. Şurada bir tank var. Ben onu... Askerler inemeden onu da patlattık. Sanki 3 tane vardı ama evet, bir tanesi orada. Bayağı da hasar gördük. 26'ya düştü. Alev almaya başladı tank. Şurada bir... Tamir yapmam lazım. Oo, bir tane daha tank geldi. Şurada hemen bir tamir yapmam lazım. Yoksa büyük sıkıntı olacak. Hatta ve hatta tanktan çıkıp tamir yaparsanız arkadaşlar direkt fulluyorsunuz tankın canını. Aklınızda bulunsun. Evet, şimdi o tankı alabiliriz. Nereye gitti? Aa, şurada. Yandan yakaladık. Evet, oradaki top da patladı. Şu an bize hiçbir şekilde saldıramıyor. O toplarda biliyorsunuz ki bir sağda bir solda şey var. Namlus var. Evet. Karşı taarruz kuvvetini yok et. Sanırım bir grup daha geliyor. Aynı yerden mi geliyorlar? Evet. Oo, bu sefer daha sağlam tanklar. Of, bir tane vurdum. Evet, o da bize vuruyor arkadaşlar. Evet. Bir tane daha vurayım. Oo, bayağı sağlam vuruyorlar. Of, sıkıldı. Şuraya saklanıp tamir etmek istiyorum arkadaşlar. 18 canım kaldı. Tank patlamıyor galiba ya. Lan kaç tane sıkacağız? Sonunda. Şu küçüğü de bir alalım. Bu oradan pır 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 vuruyor bize. Bir tane alırsak bu da gidecek. Bir tane daha büyük vardı galiba. O ne tarafa gitti göremedim. Şunları bir yerlere kaçmayacağım ama. Tankta yalnız bence şeyde multiplayer'dakine göre çok daha yavaş arkadaşlar. Multiplayer'da tanklar çok daha hızlı gidiyor. Sanki burada daha bir gerçekçi duruyor. Evet, öteki tankı göremedim daha. Ha, şurada bir tane küçük var. Evet, bitmişler. Hedef tamamlandı diyor. Cambrai buluşma noktasına ilerle. Evet, zaten yeni hedefimiz de çıktı. Don't
Thinking you can drop dead on us now? I'm fine, boys. Just tired from all the fun. Come on now. Şu tankımızı da tamir ettim de önümüze bir sürpriz çıkabilir. Oh. Evet, sol paletler gitti. Oh, McNamus yaşıyor galiba. So, what do we do now, driver? We walk. Evet, çamur ve kan içinde bölümü muhtemelen bitti arkadaşlar. İkinci Cambrai Muharebesi'nde 300'ün üzerinde tank yer aldı. Bir ay sonra savaş bitti. Evet, çamur ve kan içinde bitti. Gerçekten güzeldi arkadaşlar. Yani ben Battlefield'den bu kadar iyisini beklemiyordum. Diğer bölümleri oynamadım gerçi daha tabii ama ilk bölüm neticesinde ilk bölümü değerlendirecek olursak bence çok güzeldi. Diğer bölümlerinde güzel olduğunu duydum. Ama ben gerçekten Battlefield'den, DICE'dan yani bu kadar güzel bir senaryo modu beklemiyordum, single player diyeyim ya da. Gerçekten güzel olmuş bu sefer. Bakalım diğer bölümleri de oynayalım. Bütün oyunu, bütün senaryo modunu bitirdikten sonra detaylı bir şekilde bunun da yorumunu yaparız. Evet arkadaşlar, zaten videoda yaklaşık 25 dakikaya geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki Battlefield 1 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.